Kalk! Hücuma bir dakika kaldı! Hücum borusunu çal! Ramazan, ya. Hücum borusunu unuttum, nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret canım. Bir türlü hücuma kalkamıyoruz! Boruyla çal şunu! Olur canım kumandanım! Hücum! Klas Spor ekranlarından herkese merhabalar. Tandem'in 14 kuşağına bugünkü konu tekvando'da Avrupa ikincisi olan ve ülkemizde olimpiyat kotası kazandıran Nafia Kuş. Merhaba Nafia, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bildiğin üzere koronavirüs sebebiyle hepimiz evlerdeyiz. Bu süreç seni nasıl etkiliyor? Neler yapıyorsun evde? Günün nasıl geçiyor? Ne yazık ki önümüzde zorlu bir süreç var. Şu an zorlu bir süreci atlatıyoruz. Tabii ki bu en çok bizi etkiledi, spor camiasını etkiledi. Çünkü hayatımız oldukça hareketli bir dönem geçirdik. Bir anda evlerimizde oluyor olmamız hepimizin canımızı sıkıyor. Ama hepimizin genel olarak dünya genelinde sağlığımız için de evlerimize kalmamız gerekiyor. Bu süreci nasıl geçiriyorum diye soracak olursanız, biliyorsunuz ki bizim kamplarımız çok yoğun geliyor. Bunun için sevdiklerimizden oldukça uzakta geçiriyorduk kamplarımızı. Bu zorlu süreci ailemle birlikte geçiriyorum. Bu dezavantaj gibi görünse de aslında benim için bir avantaj. Çünkü aileme çok bağlıyım. Bunun için hani sürecin içinde ailemle vakit geçiriyorum. Ailemle vakit geçirdiğim için anneme yardım ediyorum, yemek yapıyorum. Egzersizlerimi yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde geçiyor bizim için. Peki evde egzersizlerini, antrenmanlarını nasıl yapıyorsun? Kendi sabahları erken saatte kalkıyorum. Alışkanlık olduğu için kamp dönemlerimde. Vücut ağırlığımla çalışıyorum. Direnç bantlarıyla çalışıyorum. Pilates yapmaya çalışıyorum. Özen gösteriyorum. Antrenmanları öğrendi kardeşim. Eski tekvandocu olduğu için o da bana güzel bir partner oldu. Onunla beraber tekvando antrenmanlarımı devam etmeye çalışıyorum. Teknik direktörümüzün verdiği teknik antrenmanları yerine getirmeye çalışıyorum bu zor süreçte. Peki dediğin gibi uzun bir yoruculuk süren kamp dönemleri vardı. Şu an ister istemez bir etkisi olmuştur sende bu sürecin. Efendim anlayamadım. Uzun süren... Dediğin gibi yoğun bir kamp dönemlerinden geçiyordunuz. Şu an birden evde kaldınız. Antrenmanları evde yapıyorsunuz. Bu sürecin sizde nasıl etkisi oldu? Ya bildiğiniz üzere şöyle hepimiz çok olimpiyatlar oldu. Çok zorlu maçlardan geçtik. Çok zorlu dönemlerden geçtik. Hepimizin biraz olsun dinlenmeye ihtiyacı vardı. Dediğim gibi bu bir dezavantaj olarak görünüyor ama biz bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Bu zorlu süreçten de en az hasarla yani antrenmanlarımızı, vücut ağırlığımızı da yaptığımız için en az şekilde geçirmeye çalışıyorum. Sen de olimpiyat kotası alan bir sporcuydun tekvando'da. Olimpiyatlarda bildiğin üzere ertelendi. Evet. Peki bu süreç hakkında ne düşünüyorsun? Olimpiyatların ertelenmesi. Olimpiyatların erteleniyor oluşu, ertelenmesi hepimiz için iyi oldu çünkü beklediğimiz bir karardı. Dünyada tabii ki her şeyin öncesinden, sporun öncesinden de sağlık gelir. Bu genel olarak sağlığımız için olimpiyatların ertelenmesi gerekiyordu. Bu zaten beklediğimiz bir karardı spor camiası olarak. Şöyle söyleyeyim, olimpiyatların erteleniyor oluşu benim için... Neden? Ufak bir sakatlığım vardı. Tedavi olurken tedavi merkezlerinin kapandı. Bunun için tedavim yarıda kaldı. Olimpiyat bu zorlu süreç geçince inşallah tedavi merkezleri açılınca yarıda kalan tedavime devam edeceğim. Olimpiyatların erteleniyor oluşu aslında benim için bir avantaj oldu öyle söyleyeyim.
Evet, sakatlığın iyileşme sürecinde senin için avantaj olmuş diyebiliriz aslında olimpiyatların ertelenmesi. Peki tekvandoya nasıl, kaç yaşında başladın? Neden tekvando? Tekvando'ya 9-10 yaşlarında başladım. Bizim mahallemizde tekvando kursu açılmıştı. Ben de arkadaşlarımı izlemeye gitmiştim oraya. Dışarıda arkadaşlarım izlerken tekvando hocası geldi. Boyum yaşıtlarıma göre oldukça uzundu. Uzun ince bir yapım vardı. Salonu aldı. Ondan sonra salona girdikten sonra işte ayaklarımı sıfır bir şekilde açtı. Şıpagat açtırdı. Daha sonra teknik gösterdi. Ve teknikleri doğru bir şekilde yaptım. Daha sonra hoca tekvandoya başlamak istemez misin sen de dedi. Geldi, ailemle konuştu. Ailem de onayladı. Bu şekilde tekvandoya başlamış oldum. Peki başladığında bu kadar başarılı olacağını düşünüyor muydun hiç? Düşünmüyordum. Var mıydı hiç böyle bir olimpiyat hayalin vesaire? Ya tabii ki şöyle söyleyeyim. İlk başlarda tabii ki biraz eğlencesine geliyordu benim için. Orada arkadaşlarıma vakit geçirmek. Daha sonra dereceler aldıkça tabii ki bir sporcunun hayali olimpiyatlar. Olimpiyatlar neden olmasın dedim. 2016'da da zaten olimpiyatlara çok yakındım. Olimpiyat elemelerine girdim. Olimpiyat elemelerinde aksi bir şekilde yenildim. Şu anda 2020 olimpiyatlarına inşallah katılacağım. Tabii ki her sporcunun hayali olimpiyatlar. Benim de hayalimdi. Çok şükür gerçekleşti. 2020 senin yılın diyebiliriz o zaman. Aynen öyle Peki hiç inşallah. unutamadığın bir maç, müsabaka var mı? Böyle aklında kalan. Evet. Aynen öyle. 2015 yılında dünyanın en iyi ilk 32 sporcusu katılıyor bizim Grand Prix'ler. Ben de ilk tur olimpiyat şampiyonuyla karşılaşacaktım. 2012'nin olimpiyat şampiyonuyla. Ondan sonra tabii ister istemez hani sporcu kafası biraz daha şey yapıyor hani o iyi sporcu diye. Ondan sonra ben ilk turu aldım. İkinci tur o tur ile karşılaşacaktım. Tabii hani kurayı görüyorsun maçtan önce. Ben de hani biraz zor gibi geldi bana madalya açıkçası. Daha sonra olimpiyat şampiyonunu yendim. İkinci turu geçtim. Üçüncü tur dünya şampiyonu. Onu da geçtim. Dördüncü tur 2015'in dünya şampiyonu derken finalde buldum kendimi. Ve o Grand Prix'te şampiyon olmuştum. Bu benim için unutamayacağım bir andı. Peki en son yaşadığın müsabaka maç deneyimi ne zamandı? Bizlere aktarır mısın onu? En son 2019 Grand Prix'lerde yarıştık biz. 2019 Grand Prix'ler benim için çok iyi geçmedi ama 2019'da dünya üçüncüsü oldum büyüklerde. Maç deneyimi açısından aslında şöyle, olimpiyatlar olduğu için 2020'de biz rakiplerimizin hepsini zaten Grand Prix'lerde olimpiyatlardaki yarışacağımız rakiplerle yarıştık. Bunların maçlar yaparak kendimi geliştirdim ve dünyanın en iyi ilk 4 sporcusuyla karşılaştım bütün Grand Prix'lerde. Bunlarla nasıl maç yapacağım, nerede eksikliğim var, nerede puan veriyorum. Bunları telafi aslında hani bu 2020 yılını da bu şekilde 2019 deneyimim de böyle geçti. Rakiplerimi analiz yaparak geçti açıkçası. Peki korona öncesi bir gününde antrenman günün nasıl geçiyordu? Neler yapıyordun normal rutin bir Şöyle şekilde? milli takım kampındaydık. Hala onu hayal ediyorum böyle o güzel günleri. Sabah 7 gibi falan kalkıyorum. Kahvaltı yapmıyorum çünkü kahvaltı antrenmandan önce kahvaltı yapınca benim midem bulanıyor. O 11 arası fitnessimiz oluyordu. Fitness programımız. Onu yapıyordum. Kahvaltımı yapıyordum daha sonra. 4-6 tekvando antrenmanımız oluyor. Teknik direktörümüzle birlikte takım halinde. Tekvando antrenmanımızı yaptıktan sonra 4-6 akşam yemeği. Daha sonra kendi vücuduma göre iyi hissedersem işte hafif pilates tarzı, karın egzersizleri işte o şekilde o tarz biraz daha kendimi rahatlatmak için egzersizler yapıyordum. 10-10.30 gibi de zaten uyuyorum. Yani yoğun bir tempoda diyebiliriz senin için aslında bu süreç öncesinde. Aslında dediğim gibi bu spor camiası için bence en zor süreç bizim için geçiyor yani. Çünkü sürekli hareketli bir ortamımız var. Sürekli yoğun geçen kamplar ve maçlar. Bu döngü bizi o kadar çok etkiledi ki kişilerimiz oluyor oluşumuz. En çok spor camiasını etkiledi. Tabii olumsuz olarak da etkilendi. Peki lakabın Savaşçı Prensesmiş galiba. Nereden geliyor bu? Şöyle kendi hocam hep şey derdi. Sen normalde böyle prenses gibisin. Hiç tekvando yapacak şeyin yok. Ama ringe çıktığında ben senin savaşçı özelliğin ortaya çıkıyor. Kendi hocam hep savaşçı prenses derdi. Bu şekilde.
Oradan geliyor diyebiliriz. Peki isminin Aynen. anlamı ne Nafia? Nafia. Herkes soruyor yabancı mısın? İlk başta Nafia dediğimde yabancı mısın diyorlar ama bir yeri güzelleştirme anlamında Nafia. Nafia. Peki iyi bir tekvandocu olmak için neler yapılmalı? Yeni başlayacak olanlara bir önerin vesaire var mı bu branşta başarılı bir sporcu olarak? Bir sporcu olarak aslında şöyle önerilerim olabilir. Biz de zor süreçlerden geçtik, sakatlık yaşadık, ailelerimizle ilgili bir problemler yaşanıyor. Bunların üstesinden en güzel şekilde gelmeye çalışsınlar. Ve her antrenmana girdiklerinde kendileriyle yarışsınlar, kendilerini alsınlar. Ben her antrenmana girdiğimde işte bu antrenmanda hangi tekniğimi düzeltebilirim veyahut hangi tekniğimi daha iyi hale getirebilirim diye giriyorum o antrenmana. Ve o antrenmana girdiğimde her şeyi unutuyorum. Sadece en güzel şekilde, en verimli şekilde o antrenmanı bitirmeye çalışıyorum. Bence başarının sırrı da aslında kendine inanmak ve çok çalışmaktan geçiyor. Sporcu kardeşlerim de bunu önerebilirim. Kendilerine inan, istediklerinde her şeyin üstesinden gelebileceklerine inansınlar. Evet, önemli olan da zaten o. Peki kariyerin boyunca yaşadığın büyük bir sakatlık var mı? Evet, kariyerim boyunca 2015 yılında yaşadım sakatlığı. 2015 yılında ben şöyle söyleyeyim, gençlerde, ümitlerde ve büyüklerde Türkiye şampiyonu olan tek sporcuyum tekvando camiasında. Ben de bundan önceki süreçlerde hep Türkiye şampiyonu olduğum için 2015'te de bir rahatlık vardı yine şampiyon olurum şeyle. 2015'te Türkiye şampiyonasında ben yenildim. Türkiye üçüncüsü olmuştum. Türkiye şampiyonasında yenilince bizim Türk Open bizim hani kurt maçımız gibi. Türkiye şampiyonası telafi maçımız gibi. Turkish Open'da da final oynarsan işte Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılıyorsun. Ben de Türkiye şampiyonasında yenildiğim için Turkish Open'da en kötü final oynamam gerekiyor. Daha ikinci turdan Alman rakibimin karşısında benim ayak bileğim burkuldu ve ayak bileğim çok fazla şişti. Doktorlar işte yarışamazsın dedi bu şekilde bu ayakla dedi. Ben de hani sonuçta Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyorum ve Türkiye Open'a benim final oynamam gerekiyor. İşte benim yarışmam lazım dedim işte Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda dövüşmek istiyorum. Doktora sadece şey dedi bir şekilde sarın ki daha fazla şişmesin ayak bileğim. Daha sonra işte sardılar o ayakla ben finale çıkmıştım. Bu şekilde o sene de Dünya Şampiyonası'na katılmak için hak kazanmış 2015 O yılında. sakatlar rağmen mücadelede yer aldın ve finale katıl şey Avrupa Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandın. Aynen öyle. Peki birazcık bize aldığın madalyalardan, derecelerden bahseder misin izleyenler için? Belki tanımayanlar vardır. Tabii. Ben yaklaşık 10 yıldan beri milli takımdayım. Bu 10 yıllık serüvenime 5 Avrupa, 4 dünya, bunun yanı sıra Akdeniz oyunlarında madalya aldım. İslam oyunlarında madalya aldım. Dünyanın en iyi turnuva sporcuların yarıştığı maçlarda madalya aldım. Şöyle 2009'da ben hem yıldızlarda, minikilerde, gençlerde dövüşen belki tek sporcuyumdur. Çünkü miniklerden geldim. Ve yıldızlarda ilk takıma girdiğimde hani kimse madalya alamazsın derdi. Ondan bir şey başardım. Yıldızlarda Avrupa ikincisi oldum. 2010'da yaşımın çok küçük olmasına rağmen 14 yaşında Gençler Dünya ikincisi oldum. Aslında benim 10 yıllık serüvenimde hiç boşum yok diyebilirim. Bütün maçları hep madalyayla geçirdim. Bronz oldu, gümüş oldu. İnşallah bundan sonraki sürüşte de hep altınla maçları sonlandırırım. Bu şekilde. Yani baktığımız zaman madalyalarla, derecelerle dolu bir kariyer diyebiliriz aslında. Miniklerde demiştin, ilk maçına kaç yaşında çıktın? Miniklerde 12, 12 sanırım aynı. 2007 yılında yarışmıştım. Miniklerde ve boyumun uzunluğunun avantajını kullanmıştım ve herkesi farklı yenmiştim Peki hiç böyle sorun oluyor mu sana? Neden tekvando? Diğer branşlar dururken. Tabii ki. Çünkü boyum uzun. Hani herkes şey diyor, voleybolcu musun? Diyor. Sen, hani kadınlardan tekvandocu mu olur? Sen nasıl tekvandocusun? Çok uzun boylusun diye tabii ki sorularla karşılaşıyorum.
Tekvandocu aslında bizim ülkemizde hani her şeyi kırıp döken anlamına geliyor. Sanki dövüşçüyüz, herkesi döveceğiz. Benim evet. Sorularla karşı karşıya geliyoruz. Aslında tekvandocu, bizim tekvando federasyon başkanımızın her zaman bir sözü vardır, onu söyleyeyim. Bir tekvandocu her şeyi kırar, lakin bir kalbi asla kıramaz diye. Ondan da buradan da ona selamlarımı ileteyim, federasyon başkanımız Metin Şahin'e. Bu şekilde tekvandocu aslında sadece ringe girdiğinde her şeyi geride bırakıyor. Ama o tek maçlardan çıktıktan sonra yine aynı normal naifliğini, Cişan özellikleri koruyacağına dair biz zaten en baştan söz veriyoruz. Bu şekilde spor sadece maç arenasında savaşçı özelliğimiz ortaya çıkıyor. Onun dışında normal mütevazi kişiliğimize tekrardan bürünmek zorundayız. Bürünüyoruz. Boyum uzun demiştin. Peki bu senin için avantaj mı, dezavantaj mı tekvandoda? Bizim tekvandoda boy avantaj. Neden? Boy uzunluğu olunca rakibini hep uzakta tutabiliyorsun. Bizim yopçegi tekniğimiz var. Her daim rakibimi kendime göre ayarlıyorum. Kendi bacak boyuma göre. Benim de bu avantajım aslında. Ve üst tekniklerle biz uzunlukta çok daha çok daha rahat puanlıyoruz. Kafa puanları da 3 puan olduğu için bu bizim maçı kazanmamıza en büyük etken diyebilirim, boy uzunluğunun avantajı. O zaman senin için büyük avantaj diyebiliriz aslında. Peki evet, tekvando dışında, spor dışında neler yapıyorsun? Spor dışında şöyle, şu anki süreçten bahsedeyim, nasıl geçtiğini zamanın. Genelde zaten egzersizlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında dizi, film okuyoruz. Bu şekilde geçiyor normal hayatımızda. Korona dışında peki normal bir süreç zarfında neler yapıyordun? Aslında şöyle, yoğun geçen kamp dönemlerimiz olduğu için sabah antrenman yapıyorsun ve sabah yaptığın antrenmandan sonra iki antrenman düşünmek zorundasın. Bunun dışında zaten kamplarımız hep yani zamanımız hep kamplarda geçtiği için hep antrenman düşünmekle ve bunun dışında da rakiplerimizin maç analizini yaparak geçiyor. Ben genelde rakiplerimin maçlarını izliyorum. Onun ne eksikliği var, puan almışım. Onları kapatmaya çalışıyorum. Genelde rakiplerin maçlarını izliyorum onun dışında. Maç analizi yapıyorum dedin. Müsabaka öncesi nasıl hazırlıyorsun peki kendini? Nasıl motive ediyorsun? Neler yapıyorsun? Şöyle. Zaten belli bir totemin var mı? Benim sürekli hani şey söylerler. Totemim aslında çok şey değil ama siyah kuşağım benim uğur getirdiğine inanıyorum kendi. İlk siyah kuşağımı aldığımda hocam takmıştı belime. Hala maçları onunla yarışıyorum. Siyah kuşağım oldu. Gri kuşak böyle beyaza doğru gidiyor ama o benim şansım, uğurum diyebilirim. Maçlara da zaten sürekli yoğun geçtiği için maç dönemimiz. Maçımızdaki rakiple aynı zaman antrenman partnerimmiş gibi yapıyoruz. Sürekli maç yaptığımız için aynı kişilerle. Hazırlıklıyız. Ya çünkü çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi çalıştığımız için de hani çok fazla bir baskı etmiyoruz. Hani çok iyi bir dönem geçiriyoruz, maç dönemi ve oraya çıkıp hani en iyi yaptıklarını sergileme zamanı gibi görüyorum ben. Bunun için çok bir stres, gerilim yaşamıyorum. Maça çıkıyorum. Sadece işimi yap. Orada en iyi olduğumu göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde. Ki bunu da göstermişsin ki zaten madalyalarla dolu ki olimpiyat sporcususun. Peki ileriye dönük hedeflerin, planların neler? Yaşım daha çok genç, 25 yaşındayım. İnşallah 2021 olimpiyatlarında ülkemi en iyi şekilde temsil ederim ve altın madalya kazandırırım. Bundan sonraki süreç içinde yaşım çok genç dediğim gibi bir olimpiyat madalyası neden görmeyeyim? Aslında şöyle bir hayalim var, inşallah gerçekleşir. Spor kariyerimi sonlandırdığımda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu demek istiyorum. Muhteşem üçlüyü tamamlamak istiyorum. İnşallah bu olur. Hayalim bu şekilde. Muhteşem üçlüyü tamamlamak istiyorum. Umarım muhteşem üçlü hayallerini tamamlarsın. Peki sporu bıraktıktan İnşallah. Sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Sporu bıraktıktan sonra da aslında bizim şöyle bakanlık nezdinde projelerimiz oluyor, spor projeleri. Bu projelerde yer almak istiyorum ki ben de bilgi birikimimi, donanımımı gelecek nesillere, sporculara aktarabilmek istiyorum. Bu şekilde bir aslında şeyim var yani
milli takımda yer almak istiyorum. Antrenör olarak olabilir ya da bakanlık nezdinde dediğim gibi projelere katılmak istiyorum. Çünkü gelecek jenerasyona da verimli olmak istiyorum. Bu şekilde. Yani ileriye dönük hedeflerine yine tekvandonun içerisinde yer almak istediğini söyleyebiliriz. Aynen öyle. Peki başka sporcu var mı ailenizde? Tek sen mi tekvandoda ilerliyorsun? Tek sen mi varsın? Büyük amcam da yürek, o da ondan geliyor sanırım benim de biraz şey savaşçı ruhum. Büyük amcam güreşçiydi. Onun dışında da sporla ilgilenen çok yok. Peki galiba spor bilimleri okuyorsun, beden eğitimi. Bitirdim, mezunum, beden eğitimi öğretmeniyim. Bitirdin. Çukurova Üniversitesi beden eğitim spor yüksek mezunum, evet. Peki öğretmen olarak ilerlemeyi düşünüyor musun, beden eğitimi öğretmeni olarak? Hiç düşündün mü? Hayalinde var mıydı? Yani şu an öğretmenim ama zaman ne getireceğini bilemeyiz tabii ki ama dediğim gibi yani gelecek sporculara aslında daha verimli olmak istiyorum. Yaşadığım tecrübeleri onlara aktarmak istiyorum. Çünkü biliyorum hani geliyorlar abla şu maçı nasıl yapalım? Nasıl kilo verelim? Genelde bize soruyorlar. İşte onlara öncülük etmek istiyorum. Ablalık diyorum ilerleyen zamanlarda. Tam da soracağım soru aslında. Çünkü tekvandoda belli bir kiloda yarışıyorsunuz. Öncesinde fazlanız ya da eksiğiniz olduğunda nasıl yapıyorsunuz? Belli bir kilo verme süreci. Ben kalarak değil de bunu antrenman yaparak hani kilomu vermeye çalışıyorum. Ben de siklet spor olduğu için bizim ben de 73 kiloda yarışıyorum. İşte bazen 2 kilo 3 kilo kaçamaklarımız oluyor, kilomuz oluyor. Bunu da bu şekilde telafi etmeye çalışıyorum. Ben aç kalarak değil de daha çok düzenli, yani sağlıklı bir şekilde beslenerek daha çok antrenman yaparak o kilomu vermeye çalışıyorum. Yani düzenli bir şekilde sağlıklı veriyorsun diyebiliriz aslında ki bu senin için olumlu avantaj olur. Maçlarla daha dinamik, daha enerji dolu olursun. Kesinlikle, aynen. Hatta 2018 yılında Avrupa Şampiyonası'nda final maçında dediğim gibi kilomu düzenli bir şekilde verdiğim için ve benim avantajım biraz daha gücüm. Rakip bitti. Ben hala maç yapmak istiyorum yani. Üçüncü hala devam et. Hala aynen dirençli bir şekilde devam ediyorum. Bu benim avantajım. Büyük bir avantaj diyebiliriz aslında senin için. Aynen öyle. Peki 2019 yılında kaç müsabakada yer aldın? 2019 yılında kaç müsabakada yer aldım? Şu an sayı olarak tam bilmiyorum ama bizim şöyle başlıyor. Şampiyonaları, Türkiye şampiyonalarından sonra Turkish Open, Başkanlık Kupası ve bunun gibi belli birçok uluslararası Open'lara katılıyoruz. Mayıs ayındaki Dünya Şampiyonası'nı ön eleme olarak görüyoruz biz o açık turnuva. Dünya Şampiyonası zaten sezonun için en önemli turnuva bizim için. Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası. Bunların sonucunda aldığımız puanlarla zaten 2020 yani olimpiyat kotalarını almaya çalışıyoruz. Daha sonra Grand Prix, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarından sonra Grand Prix turnuvalarımız oluyor. Bunda da dünyanın en iyi ilk 38 sporcusu katılıyor dediğim gibi. Grand Prix turnuvası da 5 tane düzenlendi bu yıl içerisinde Dünya Şampiyonası'ndan sonra. Uzun bir maç şeyimiz oldu, serüvenimiz oldu açıkçası. Çok maça katıldık. Haftada 2 tane maça katıldığımız da oluyor. Mesela yakın ülkeleri tercih ediyoruz. Oradan oraya geçmemiz daha kolay olsun diye. O yüzden Belçika'ya geçme şansımız oluyor mesela. Bu şekilde. Haftada 2 maçta, 2 turnuvada düzenle yani yaptığımız oluyor, katıldığımız oluyor. Dolu dolu geçen maçlarla dolu bir yıl diyebiliriz o zaman. Aynen. Peki geriye dönüp baktığımızda en başarılı olduğun yıl hangisi diyebiliriz? En başarılı olduğum yıl 2018 diyebilirim. Çünkü katıldığım bütün maçlarda altın madalya kazanmıştım ve benim en iyi yılım 2018 yılıydı. 2018 yılı en iyi yılımdı. 2018 senin yılındı diyebiliriz o zaman. Evet. Peki şu an izleyenlere aktarmak istediğin bir mesaj var mı? İzleyenlere şöyle aslında bizi genelde sporcu takip ettiği için sporcu kardeşlerime birkaç öneride bulunayım. Tekvando'da istediğinizde her şeyin üstesinden gelebileceğine inansınlar. Asla pes etmesinler. Onlar hani kendilerinde pes etmeye hissederler. Tam tersine bunu avantaja çevirsinler. Biz de düştük. Biz de yeri geldi sakatlandık dediğim gibi.
yeri geldi yeni ilgilerle mücadele ettik. Her zaman bunun üstesinden geldik ki şu an sizin karşınızdayım ve sizinle sohbet ediyorum ve 2021 olimpiyatlarına inşallah katılacağım. Her zaman kendi içimdeki gücü hissettim ve her şeyin üstesinden gelebileceğime inandım. Onlar da içindeki gücü hissetsinler ve her şeyin üstesinden gelebileceklerine inansınlar. Mesajım bu olabilir benim de. 2021-2020 olimpiyatlarına, 2021'de mi olur tam bilemiyoruz ama umarım senin için istediğin şekilde sonuçlanır. Madalyayla dönersin en iyi şekilde. İnşallah. Yorumlara baktığımız aynen zaman Ömür Gök Akın gururumuz nafia demiş. Peki teşekkür ederim izleyenlere. Peki izleyenlere önerebileceğin dizi, film, kitap önerisi var mı bu süre zarfında? Herkes evde şu an ki 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı herkes var. Herkes aynen öyle. La Casa de Papel'i bütün Türkiye, bütün dünya izlemiştir. Ben Michael Jordan'ı izliyorum. Haftada yayınlanıyor. 27 Nisan'da yayınlanacak evet tekrardan. Daha sonra Blacklist'i izlemiştim. Onu önerebilirim. Kitap olarak da ben biraz daha polisiye tarzı sevdiğim için Ahmet Ümit önerebilirim. Artı kamp dönemlerimi Yaşar Doğu'yu okumuştum. Ondan çok etkilenmiştim. Onun maçtan önce yaptıklarını çok etkilenmiştim. Sporcu arkadaşlarım ve genel olarak herkes izli. Yani onu da okuyabilir Yaşar Doğu'yu. Biliyorsunuz efsane güreşçilerimizden birisi. Evet. Bu şekilde. Gelen yorumların birinde Ayşegül Funda Alp dediği her şeyi kendisi yaptı. O yüzden gönül rahatlığıyla Nafia'nın söylediklerine inanın çocuklar. Benim milli takımdan arkadaşım. O bütün zorlu süreçlerimde yanımda olduğu için, yaşadığım her şeyi bildiği için aynen bu yorumu yapmış. Ona da buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve onu çok seviyorum. Biz de buna olan teşekkürlerimizi iletelim, sevgilerimizi. Değerli vaktini ayırdığın için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu ki uzun zamandır böyle hep erkek egemen bir kanal programı olduğu için hiç böyle eğlenceli geçen iki kadının olduğu bir program yoktu. Bundan sonra kadınlarla lütfen kadınları da alın. Kadınların bundan gücünü sonra gösterelim. Evet, açılışı seninle yaptık. Diğer branşlarda da yine aynı şekilde artık erkek egemenliğinden kopup bu şekilde ilerlemeyi aynen düşünüyoruz 14 ve 15 kuşağında. Çok teşekkür ederim. İnşallah olimpiyatlarda istediğin başarıyı elde edersin. İstediğin madalyayla dönersin. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim. Siz bana bir zaman ayırdığınız için, böyle programda yer aldığım için çok teşekkür ederim. Her zaman ayırmak isteriz. Ben teşekkür ederim. Tandem 14 kuşağının sonuna geldik. Bir sonraki 15 programında Karayolları Sektör Direktörü sizlerle olacak. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bum 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 b